Açılış konuşmalarını yapmak üzere Belgelendirme ve Arşiv Daire Başkanı Sayın Serhat Dalgıcı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Sinema tarihte var olduğu günden bu yana içinde bulunduğu toplumları etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir. Gelişim süresi boyunca da daima büyük mesafeler alarak etkisini arttırmıştır. Yedinci sanat olarak bilinen sinema gücünün büyüklüğünden olsa gerek, icadından beri tüm dünyada sansür uygulamalarına maruz kalmıştır. Dünyada sinema macerası 1895 yılında Lumière kardeşlerin Paris'teki Grand Café'de yaptıkları gösterim ile, ülkemizde ise 1914 yılında Yedek Subay Fuat Uskunay'ın Ayasofonas'taki Rus abidesinin yıkılışı adlı film ile başlamıştır. Sinema sansür uygulamaları dünyadaki uygulamalara da paralel olarak bizde de var olmuştur. Önceleri valilikler tarafından yapılan sinema filmlerinin denetlenmesi 1932 yılında yürürlüğe giren sinema filmlerinin kontrolüne ait talimatname ile kurumsallaşmıştır. Bu tarihten sonra talimatname gereği yapılan denetimler ile ilgili tüm belgeler ise Genel Müdürlüğümüz arşivinde bulunmaktadır. 11.200 adet dosya, bu dosyalara ait 26.000 adet karar belgesi ve bunların senaryolarda dahil olmak üzere 500.000 sayfa evraktan oluşan bu belgeler arşivimizde titizlikle korunmaktadır. Hatta karar belgeleri diğer korumalara ek olarak kilitlenmiş bir biçimde de muhafaza edilmektedir. Bu koruma tedbirleri de yetinmeyip 2013 yılında anılan evrakları dijital ortama aktardık ve Genel Müdürlüğümüz otomasyon sistemiyle de ilişkilendirdik. 2020 yılının Ocak ayında ise Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un olurlarıyla ve Genel Müdürümüz Sayın Doktor Ziya Taşkent'in öncülüğünde değerli hocalarımız Sayın Doçent Doktor Ali Karadoğan ve Sayın Profesör Doktor Semire Rüken Öztürk ile beraber Türkiye'de sinema sansürünün tarihi 1932-1988 adlı çalışmanın yapılmasına başladık. İki yılı aşkın bir süreyi geçtik ve bu eser ortaya çıktı. Ortaya konulan bu eserin tüm sinema camiasına ve ilgi duyan herkese yararlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra da konu ile ilgili yapılacak çalışmalara da önemli bir kaynak olacağını tahmin ediyorum. Değerli konuklar, etkinliğimizin bitiminde gerçekleştirilecek olan sinema afiş sergisindeki tüm afişlerinin de orijinalleri arşivimizde olduğunu bilgisini de sizlere sunarım. Tanıtımımıza gösterdiğiniz ilgi için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Doktor Ziya Taşkent'i sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Hocam, değerli hocalarım, sinema sektörünün değerli temsilcileri, duayenler, üstadlar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye'de Sinema Sansürünün Tarihi adlı kitabımızın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ben de size kısaca bu kitabın oluşum hikayesini anlatmak isterim. Şimdi incelemeye konu edinilen kitabın başlığında da geçen 1932-1988 tarihleri arasında yürütülen sansür uygulamalarının kayıtlarının işlendiği sansür karar defterleri bundan 30 küsur yıl önce Kültür Bakanlığı'na intikal ediyor ve bunlar Telif Hakları Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor idi. 32-88'in hikayesini de birazdan hocalarımız yapacakları sunumda anlatacaklardır. Yani bu interval, bu aralık neye istinaden seçildi diye. 9 sene önce demin Serhat Bey de bahsetti. Bunlar dijitalize edilerek
yılların getireceği fiziksel aşınmaya karşı korunmuş hale geldiler. Eldeki bu malzemeyi Türk sinema tarihine ışık tutacak şekilde nasıl işleriz, neye çeviririz diye bir düşünce doğdu, ne yapabiliriz diye düşündük. Malzemenin dijitalize edilmesi erişimi ve incelemeyi kolaylaştırıyordu, hızlandırıyordu ama bu devasa birikimi baştan sona kuşatıcı bir şekilde hak ettiği şekilde incelemek de devasa bir iş yükü anlamına geliyordu. Öncelikle söz konusu malzemenin histogramını çıkarmak gerekiyordu. Yani hangi yıllarda, hangi temalarda bir yığılma var, bir yığışma var. Bu iş yükü ve gerekli profesyonel yaklaşım bizi bir akademik ekiple çalışma yönüne sevk etti. En başta Sayın Bakan'a konuyu arz ettik, kendisinin desteğini, olurunu aldık. Sonra bu uzun soluklu işin altından hangi ekip kalkar, kim kalkar diye bir arayışa girdik ve orada Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleriyle temasa geçtik. En başta hocalarla el sıkışırken, anlaşırken kendilerine bizim için hassas olan bir konuyu aktardık. O da yani öncelikli talebimiz sansür kurullarının yıllar içinde yürüttüğü çalışmalarda oluşan odaklandıkları duyarlılık başlıklarının tespiti ve bunların yıllara göre dağılımını çıkarmak. Arzumuz buydu. Şimdi bu çalışmanın sonucuna göre ortaya konacak malzemenin metne dönüştüğünde tutturulacak dile göre bunu kamuoyuyla paylaşıp paylaşmama ayrıcını koymuştuk o tarihte. Çünkü bir kamu birimi olarak başlığında sansür geçen konuyu çalışmak dikkat isteyen bir iş. Yani bunun iletişimi doğru kurmanız gerek. Çok kırılgan bir başlık. Bu yanlış anlaşılmaya, manipülasyona hatta sabotaja açık bir alan. Hocalar bizi iyi anladılar. Ve sonuçta ortaya tam da bizim arzu ettiğimiz gibi herhangi bir yargıda bulunmayan, ithamda bulunmayan, bir devri sabık yaratmayan, nesnel bir biçimde her ne var idiyse onları aktaran ve yorum okuyucunun kendisine bırakan bir eser çıktı. Biz bu eseri sadece belli sayıda bastık, bütçemizin el verdiği kadarını bastık. Ama biz bunun herkesin ulaşılabilir olması için ilk günden itibaren elektronik formatına erişimi açtık. Bu bağlantıları paylaştık. Biz bunu fiyatlandırmadık ve satışa sunmadık çünkü bunu bir ticari meta olarak görmemiş idik. Yazarlarımızın kutlanması gereken noktalardan biri de bence eserde tutturdukları çok kıvamlı dil. Yani gerek akademik okur, gerek popüler okur bu metinde kendisini mutlu hissedecek. Öte yandan ciltler sonunda yer alan dizinler belli konuda odaklanmak isteyen, tematik derinleşmek isteyen okurlar için de yol gösterici olacaktır. Yapılan işe bir mesafeden bakarak şunu söylememe izin verin. Açıkçası bir devlet kurumunun bu özgüveni göstermesini, halıyı kenarından kaldırıp altına süpürülenlere bakmasını ve bunu göstermesini, bunu paylaşmasını çok değerli buluyorum. Bu sayede yıllar boyunca gözden ve erişimden uzak kaldığı için bu gizemden üreyen söylenceler de sonlanacak. Bu eser sayesinde somut bulgulara dönüşecek. Ben eserin sadece sinema tarihine ilgi duyanlarca değil, Cumhuriyet Türkiye'sinin handise 100 yıla yaklaşan bir döneminde Türkiye'de yaşanan sosyal, kültürel ve politik gelişmelerin izini sürmek isteyenler için de anlamlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkürlerle bitireceğim. Daha fazla uzatmayacağım konuşmayı. Önce baştan beri fikri destekleyen ve üretime geçme sürecinde planımızda olan Sayın Bakanımızı şükranlanmak isterim. Kendisi de programa katılacaktı ama Bursa'da bir programı var, aramızda olamadı.
belgelendirme ve arşivden sorumlu daire başkanı olması hasebiyle suyun başındaki adam Serhat Dalgıç'a teşekkür ederim. Bu uzun soluklu çalışmayı çok yetkin bir şekilde yürüten, bu sebatı ve çabayı gösteren Ali Hoca'ya, Rüken Hoca'ya ve çalıştıkları ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Bence bu çalışmayı şık bir tasarımla kitaplaştıran ajans düşmanlarına teşekkür ederim. Bugün de bizim bu fiziksel koşullarda bir arada olmamıza imkan tanıyan Senkron Ajans'a teşekkür ederim, organizasyon firmamız. Reklam yapmam bedellerinden düşürmeyecek. Ve tabii ki mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ama teşekkürlerin finali ve en büyüğü sizlere hafta arası bu çalışma gününde, bu gün ortası saatte davetimize icabet etme nezaketi ve zahmeti gösterdiğiniz için hepinize müteşekkirim. Umarım gelmenizi değecek ve zevk aldığınız, beğeneceğiniz bir program olur. Saygılarımla efendim.